kadınların araba kullanması meselesinde. Şimdi dinleyicimiz mazeret olarak hani evet otobüste veya benzeri yerlerde sıkışta bir şey oluyor. Bazen erkeklerin bile girmesinde şey yapmasında hastalar oluyor. Çünkü insanlar aynı değil. Edep terbiye aynı değil. Eskiden mesela derlermiş İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi derlermiş. Kibarlık, edep, terbiye buradan yayılırmış. O da saraydan. Sarayda o terbiye görülüyor. Saraya temas neticesinde o nezaket, o kibarlık, o hassasiyet aynı şekilde devam ediyor. Hatta o kadar anlatırlar ki İstanbul beyefendilerini falan. Efendim önce siz buyurun. Yok efendim önce siz buyurun. Yok efendim siz buyurun. Gemiye binecekler böyle. Gemiyi kaçırdıkları bile olur ifadesi böyle mübalağalı bir şekilde de anlatılır. Şimdi o edep terbiye kalmadı. Hele İstanbul o kontrolden çıktı işte. Mesela Osmanlılar döneminde İstanbul'a gelen herhangi bir kimse hemen gidilir, tetkik edilir, kime geldi, niçin geldi, nerede kalacak, kiminle kalacak falan, bunların hepsini aynı şekilde kuvvetli bir sistem varmışmış. O sistemle kontrol ediyor şimdi. Kim kime dundurmaz. Zor bir durum. Yani farklı bir durum. Dolayısıyla bunları kontrol etmek çok zor. Hani bir tabir kullanırlar ya şimdi. İpini koparan nerede aynı şekilde kendine bir yer bulursa, İstanbul'udur, İzmir'idir, Ankara'sıdır, Erzurum'udur, Konya'sıdır, Adana'sıdır, Mersin'idir. Her taraftan aynı şekilde her tarafa gidiyor. Evet. Dolayısıyla o bölgenin mesela İç Anadolu biliyorsunuz, Ege olsun, Akdeniz bölgesi olsun, Güneydoğu veya Doğu bölgelerinde olsun bazı örf ve adetler var. Battan birisi gittiyse tuhaf tuhaf gelir onlara veya da doğudan birisi geldiyse yani onların adetleri tuhaf tuhaf gelebilir. Tabii İslamiyet'te unutulduğu için ölçüler, anlayışlar herkesin kendi nefsine göre oldu. Dolayısıyla hareketler de aynı şekilde o şekilde olduğu için hani otobüste veya dolmuşta evet rahatsızlık söz konusu olabilir. Peki öbür durum hani cazip gösteriyor dinleyicimiz de biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da aynı şekilde araba kullanan hanımlar var. Zaman zaman görüyoruz. Bir kere Cenab-ı Hak yaratırken kadını hassas, nazik, kibar yaratmış. Hisler kadında daha çok yaratılmış. Bunun birçok faydaları var. Hayatın devamı için, aile hayatının devamı için, Allah-u Teala birçok faydaları için kadın kullarını öyle yaratmıştır. O kadınlar için bir eksiklik değil, bir noksanlık değil, bir kusurluk değil, bir fazilet. Dolayısıyla bu hassasiyeti sebebiyle, bu hassas sebebiyle yola çıktığı zaman, araba kullanmaya yaptığı zaman çok özür dilerim de iti kopuğu bir sürü kimsesi var. Önüne geçecek, onu korkutacak, ürkütecek, ondan sonra hakaret edecek, bilmem ne yapacak falan. O otobüsteki adamların bir kısmı da araba kullanıyor çünkü. Hı-hı. Şikayet ettiklerinin bazıları da araba kullanıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yani daha beter bu duruma girecek. Hani zannediyor ki bu cazip gelir, istediğim yere gidip gelebilirim. Başına bir iş gelir, Allah Teala muhafaza versin, yolda çevirirler, döverler, her türlü aynı şekilde hakaret ederler, araba sanırlar, kendine bir sürü eziyet ederler. Yolda arabası kaldığı zaman lastiği patlar, şu olur, bu olur velhasılı. Şimdi beyim dedi razı değil. Beyim razı değil. Haklı adamcağız. Çünkü sokağı görüyor. Uygun olmaz yani o bakımdan. O bakımdan uygun olmaz. Yani iyi düşündüğün zaman peki efendim çok zaruri durumlarda, acil durumlarda. Şimdi hemen bir yere gitmem lazım. Gitmem lazım mı değil mi? Ama beni davet ettiler işte pastaya davet ettiler, çaya davet ettiler. Gitmezsem ayıp olur. Gerçekten gitmezsem aynı şekilde ayıp mı olur? Allah-u Teala bir emrini yerine getirmek, haram işlememek mi? Yoksa kulun rızası mı? Ha oraya giden aynı şekilde bir grup olur. Mülmise bitirir, bir şoför de gelir, alır götürür. Amenna. Veyahut da itimat ettiğin, güvendiğin birisi arabasıyla gidiyordur. Gidersin oraya. Evin ihtiyaçlarını illa aynı şekilde AVM'lerden temin edeceğine, hani kendi mahallende bulunanlardan lazım olanlarını alırsın, diğerlerini de beyin hafta sonları aynı şekilde gidip alsa gelse. Usta abi gözümün içine bakın, niye yokuş sürüyorsun sen insanları böyle? Yok ben sizin taraftayım. Öyle. Niye aynı şekilde? Yani bazı insanlar var, özellikle bazı kadınlar öyle diyelim. Yani evde oturmak sanki suçmuş gibi, hataymış gibi, eksiklikmiş gibi algılıyorlar. Sürekli bir yerlere gitme ihtiyacı hissediyorlar. Onun için tabii lazım otobüs falan. Şimdi kendin de yabancı değilsin. Memleketine gittiğin zaman
babanlardan, annenlerden ve ondan önceki mesela dedenler, ninenler, nesillerinden bir dinlemişsindir. En azından duymuşsundur. Mesela sen başmakçı kazadısın ama başmakçının köyleri de var değil mi? Var. Mesela bu köyde doğmuş, büyümüş, 90 yaşına gelmiş bir kadın belki başmakçıyı bile görmemiştir. Doğru. Değil mi? Peki depresyona mı girdi? Hayır. Benim büyük ninem vardı. Dağ sırası var bizim başmakçının güneyinde. Onun arkasında başka bir dünya olmadığını zannediyordu. Değil mi? Oraya kadar yani. Ha, bütün dünyası evet. O. Bütün dünyası o. Ve sorduğun zaman da benim köyüm, benim köyüm, benim kimimden büyük yok. İşte bir yeri görür, bir göğü görür. Her tarafta dünyayı öyle zanneder. Hani şey için anlatılır. Bu Kuzey Irak'tan gelen arkadaşlardan birisi anlatmıştı da. Kuzey Irak'ta, tabi bu tarafta dağlık, önü ova. Şimdi orada Kuzey Iraklı bir vatandaş, o dağ varmış, o dağa çıkmış, önündeki ovayı görünce şöyle bakmış, bakmış. Hey ya Rabbi demiş, dünyayı ne büyük yaratmışsın. onun gördüğü zerrenin zerresi. Bir arkadaşım birisi de anlatıyor, İngiltere'de, Londra'da böyle bir uzay merkezi gibi bir yer varmış. Giriyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş önce dünyayı, ondan sonra güneşi, yakın olan gezegenleri gösterirken genişliyor. Uzayı genişletiyorlar. O da uzayı genişletirken hani Samanyolu galaksi içerisinde. Evet. Simülatör yani. Ondan sonra başlıyor. Sen seyrediyorsun ama. Sen bakıyorsun falan. Gökyüzünü görüyorsun anda. Ondan sonra başlıyorsun. Diğer gezegenleri devreye sokuyorlar. Yıldızları devreye sokuyorlar falan. Ondan sonra bir anons. Dünyayı görüyor musunuz? Ona başlıyor aramaya. Yani öbür büyük gezegenler falan geldikçe zerrenin zerresi. Daha bu birinci kasemada Samanyolu galaksinin az bir parçasında. Dünyayı göremiyor. Zerre bir şey, küçük bir şey, minnacık bir şey kalıyor. O minnacık şeyin içerisindesin sen. O minnacık şeyin içerisinde bir ovayı görüyorsun. Hey ya Rabbi diyorsun, dünyayı ne geniş yaratmışsın. Şimdi Anadolu'da böyle 80-90 sonra ömür süren, mesela erkeklerde de öyle, ben hatırlıyorum. Bir tek askerlik için gitmiştir, ömür boyu ben askerdeyken diye başlıyor, gitmemiş bir tarafa. Bitmez de o, kolay kolaydır. 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir anlatıyor. Hele bir de Çanakkale Harbi'ne falan iştirak ettiyse, evet. Dedem emselleri mesela onları anlatırlardı. Oho, onların hiç bitmez de falan. Dolayısıyla onlar da insan değil miydi? Demin güzel bir konuya temas ettiniz de hani şimdi dinleyicilerimiz de efendim siz de kerlere gittiniz ya falan ana siz de falan zaman değişti falan diyebilir. Yok öyle değil. Öyle değil. Yeter ki insan dört duvarın arasında efendim ben sıkışıp kaldım falan. Yok onu öyle düşünme. Kendine göre Allah-u Teala isterse komşuları ihsan eder, kendini meşgul edersin. Bırak onu. Gezerek de strese girersin, depresyona girersin, ondan sonra gelirsin. İşte bugün bir gittim de işte birisi geldi de arabanın önüne, birisi park etti de bir yer bulamadın da oradan indin de öyle telaş ettin de geldim baktım işte arabanın farını kırmış, birisi camını kırmış. Yolda gelirken işte birisi taş attı da birisi küfretti de bir bakıyorsun yoruldum bittim ittim de falan kafam bozuldu da falan işte sinirlerime hakim olamıyorum depresyona girdim de yarın doktora gideceğim. İstediğim şeyler alamadım da falan. Alamadım. Yeni şeyler çıkmış. Ne oldu? Kendim ettim, kendim buldum. İşin aslında hani şimdi dinleyicimiz alınmasın. Yani bir soru sorduk aynı şekilde bir sürü fırça masasında söylemedim. Sorduğu iyi oldu. Allah-u Teala razı olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Yani erkek olsun kadın olsun Allah-u Teala kendimiz için bizim için takdir etmiş olduğu şeye itiraz ediyoruz. Genelde böyle. Hani bu dinleyicimiz zannetmesin ki ben itiraz etmiyorum. Ben itiraz ettiğim için böyle söylemedim. Doğruduk. Biz inanıyoruz. Biz dinleyicilerimizin hepsinin samimiyeti inanıyoruz. Ki böyle açık net sorması da onun saf ve berrak olduğuna alamettir. Yani biz kendisine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Ama bir konuyu dile getirdi. Dolayısıyla yani erkeğin bile araba kullanmasında yani bir sürü handikaplar var. Hani deseler ki ya sen aynı şekilde Osman Ünlü olarak hanımın, kızın, annenin, neyse kız kardeşin araba kullanmasını böyle bir ortamda ister misin? Katiyen istemem. Şahsi fikrimi sorsalar katiyen. Niye? Çünkü ben ne annemin, Allah rahmet eylesin vefat etti ama ne annemin, ne hanımın, neyse kızımın, kardeşimin veya yakınlarımın aynı şekilde insanların aynı şekilde ne bileyim su niyetli kimselerin hakaret nazarları veyahut da hele örtülü falansa aynı şekilde gördün mü bak bir de araba kullanıyor falan diyerek dalga geçmesi, İslamiyet'le alay etmesi, o kadar hakaret etmesi, dalga geçmesi, küfretmesi, korna basması kanıma dokunuyor derler ya.
karıma dokunuyor. Ona aynı şekilde izin vermemeli. Ona izin vermemeli. Allah Teala dilemeyeceğine bak inşallah Teala bir kapı açar. Yani orada kocası doğru düşünüyor. Şey yapmasın. Zorlamasın. Zorlamasın efendim.